Hoş geldiniz. Ben ismim Zafer Geren. 9 yıldır Fayton satış, pazarlama ve tasarımla ilgili konularda bu firmada çalışmaktayım. Şirket 2004-2005 yıllarında yeğenim tarafından Akisar'a özgü bir e-sanatını dünyaya açmak, daha kurumsal bir yapı formatında bu işi daha bilimsel, daha kaliteli bir şekilde yapmak için bir fikirle yola çıkılmış. Akisar'da geçmişten gelen at arabacılık sanatının da olduğunu düşünerek buradaki eski at arabası ustaları ve aynı zamanda fayton yapan ustalar çağrılmış bu mekanda. İlk açıldığında yine 12-13 ustayla burası tamamen fayton mahallesi görüntüsünde bu mekanda üretime 2006 yıllarında başlanmış. İlk dönemlerde daha çok fayton yapılıyordu. Sonra büfelere biraz dönüş oldu. Dekoratif ürünlere doğru biraz imalatı kaydırdık. Daha çok zaten yurt dışına fayton satışımız var. İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Buranın açılışına tamamen ön ayak olan yeğenim Murat Kabasakal. 3 yıl önce hiç beklemediğimiz bir şekilde aniden beyin kanaması geçirdi ve aramızdan ayrıldı. Burayı kurarken zaten bir kar amacı düşünülmeden burası kurulmuş. Tamamen ilk etapta işte kaybolan bir mesleği, faytonculuğu, at arabacılığı ayakta tutalım mantığıyla kurulmuş ve ustaları tek bir çatı altında toplayıp daha kurumsal, daha kaliteli bir iş çıkarabiliriz diye bir girişimle kurulmuş burası. Murat Bey'in daha çok sektörlerde yatırımları var. Zaten burada bir kar amacımız hiç olmadı. Hep bu sanatı ayakta tutmak için gayret ettik ve kaliteyi hep ön planda tuttuk. Tabii eski ustalar bu zaman içinde emekliye ayrıldı. Teker ustamız Beşir Usta vardı, emekliye ayrıldı. Döşemecimiz Osman Usta emekliye ayrıldı. Marangozumuz Sacit Usta emekliye ayrıldı. Yani birçok arkadaşımız da çeşitli sebeplerle işten ayrıldı. Şu an bu usta problemini çözmek için meslek liselerine ve mobilya dekorasyon bölümü, üniversitelerin mobilya dekorasyon bölümleriyle bir koordine içine girdik. Örneğin Tansel ustamız var. Ege Üniversitesi mobilya dekorasyon bölümünden mezun. Sağ olsun 7-8 yıldır bizimle çalışıyor. Bu işi tamamen daha bilimsel bir hale getirdik onların sayesinde. Yine 4 yıllık mobilya dekorasyon hocamız Kadir hocamız var. Onların sayesinde faytonu kişilerin tek elinden kurtardık. Bütün faytonun ana gövdesini oluşturan parçalar şu an
özel kalıplarla daha bilimsel, daha çabuk üretilebilir hale getirildi. Önceden bir fayton 5-6 ustayla bir ayda ortaya çıkarken, şu an şu iskelet 2 günde bir ustayla bu hale gelebiliyor. Şu an amacımız da yeni insanlar, yeni ustalar yetiştirmek. Yani bu meslek artık ayakta durmalı, kaybolmamalı. Türkiye'de aslında fayton üreten küçük işletmeler var. Yani işte baba oğul, baba çırak, baba kalfa çalışan. Ama faytonu bir araya getiren o kadar çok bölüm var ki. Yani çok iyi bir ahşap ustası olmanız lazım. Tekeri ona göre imal etmeniz lazım. Aldığınız ağaç bu işe uygun olmalı, kurumuş olmalı. İyi bir demir ustanız olmalı ve bu iş arkadan boyaya giriyor. Boyahanede gerekli bütün ekipmanlarınız hazır olmalı. Arkadan iyi bir döşeme işçiliği ustası ve sarı işlemelerimiz, fenerlerimiz, basamaklarımız, döküm işçiliklerimiz var. Yani bütün bunları küçük işletmelerin tek başına bir araya getirmesi imkansız. Yani bunları çeşitli yerlerden destek alarak yaptıkları için haliyle kalite bu kadar mükemmel olmuyor. Ama burada gördüğünüz faytonlarda bizim her konuda kendi içimizde ustamız olduğu için bizim böyle bir problemimiz yok. Bu maksatla yani bir fabrika olarak Türkiye'de tek olduğumuz gibi biz dünyada da ilk 10'da olduğumuzu düşünüyoruz. Yani biraz dünyada fayton üreten diğer firmaları da araştırdık. İşte Kanada'da, Polonya'da, İngiltere'de, Amerika'da çeşitli firmaları da araştırdık. Bizim kadar ahşap kullanan başka hiçbir firma yok. Hatta Amerika'da Central Park'ta bir fayton ustamız var. Fayton çalıştıran bir Türk arkadaşımız buraya geldi. Ben dedi dünyadaki bütün fayton fabrikalarını gezdim. 5 tane faytonum var Central Park'ta. Hiçbir fabrikada sizdeki kadar detay işçilik ve ahşap yok. Örneğin bütün tekerler orada profilden, demirden yapılmış. Ana gövde tamamen profil ve demir. Bizde göreceksiniz yani ana gövdeyi oluşturan asıl bir ahşabımız var. Onun içine demir şaselerle güçlendiriyoruz. Tekerlerimiz tamamen diş budak ağacından ve eski metotla çember çekiliyor. Yani dünyada ilk 10'da olduğumuzu düşünüyoruz ve ahşap konusunda da hepsinden daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun bir göstergesi olarak Türkmenistan At Bakanlığı'na 5 tane fayton yaptık. Orada Türkmenbaşımız özel valilerine hediye olarak dağıttığını duyduk. Hepsi gerçek deri kullandık. Yine Malezya'da Kuala Lumpur'a orada bir belediyeye 3 tane fayton gönderdik. İlk açıldığımız yıllarda Aliyev'in sarayına 3 tane fayton yapıldı. Ayakta tutmaya çalışıyoruz ama yine eskideki formatı bozmuyoruz. Yani teknolojiyi kullanıyoruz ama yine her görüntü tamamen eskiye yönelik diyeyim. Ustalarımız
Tabii ki bir anda gitmedi. Hepsi sağ olsun bize gitmeden önce uygun insanları bulup onların yetişmelerine de destek oldular. Bu konuda biz onların haklarını bir kenara koyamayız. Onların sayesinde biz bugünlere geldik. Şu an dediğim gibi bu mesleği ayakta tutmak için usta bulmaya ve bunları yetiştirmeye zaten bir gayret harcıyoruz. Mobilya dekorasyon bölümünden mezun öğrencilerimizle, işte üniversitelerle, meslek liseleriyle, çıraklık eğitim merkezleriyle bir koordine halindeyiz. Yani amacımız bu meslek ayakta dursun. Yani faytonculuk ilelebet devam etsin. Fayton konseptinde büfelere, işte tramvay ve vagon şeklinde değişik mobil satış araçlarına, kiosklara yöneldik. Bunların öncelikle tasarım tescil belgelerini aldık. Bunların yaklaşık bazı ürünlerin 10 yıldır tasarım tescili sadece bize ait. Mesela fayton büfe yapıldı. Şu an mavi beyaz olan büfemiz Katar'a gidecek. Bunlar da şehirleri güzelleştirdiğini düşünüyoruz. Umut ediyoruz ki yine bu tarz ürünlerle şehirlerimizi daha da güzelleştirelim. İnsanlara daha güzel ortamlarda, daha nezih hizmet verebilelim. Amacımız o. Bu ürünler, mesela bu mavi beyaz büfemiz 10 metrekare. İçinde her şey satılabilir. Yani o küçük bir alan gibi düşünmeyin. İçi tamamen bir mutfak, bir iş yeri konseptine dönüştürülebilir. Sahillerde, işte şehirlerimizin güzel hareketli yerlerinde hem şehirlerimizi güzelleştiririz hem de dediğim gibi daha kaliteli bir hizmetle ürün satılabilir. Olarak malzeme önemli. Kullandığımız ahşap, işte aldığımız ham demir bu işe uygun olmalı. Mesela ana kasada kayın ağacı kullanıyoruz. Muhakkak kurumuş olmalı. Ve bunları biz aldıktan sonra 4-5 yıl özel odalarımızda, depolarımızda bekletiyoruz. Patlamış, dönmüş, yarılmış ağaçları kullanmıyoruz. Bunlar tamamen teker çekerken bizim için odun oluyor ve yakıyoruz.
Mesela tekerde diş budak ağacı önce parmaklar yapılıyor. Sonra dış çemberi, espit dediğimiz dış çember yapılıyor. Ve etrafındaki çember yaktığımız büyük bir ateşte belli bir dereceye, kor haline geldikten sonra sıcakken ağaca çemberi geçirip hemen soğutuyoruz ve soğuyan demir çektiği için bir daha o ağacın dış çemberini, metal kısmını çıkarmak imkansız. Bu tekerde, teker yapımında en önemli bir detay. Ana kasada da kayın ağacı, kurumuş kayın ağacı gördüğünüz gibi çok detaylı bir şekilde eğimlerle sıfır hatayla bir araya geliyor. Daha sonra ana ahşap ünitesi demir kısmına geçiyor. Tamamen alt şase, makasları, ön avantrası, demir işçiliği yine bir hafta 10 gün sürüyor. Ve demir işçiliğine binaen boyaya aldığımız fayton yine boya ustamız tarafından çok detay bir temizlikle, ince bir zımparayla, arkasından uygun astarlama ve kabinde otoboyasıyla boyanmış fayton döşeme kısmına geliyor. Yine bu süreç yaklaşık bir ay sürüyor. Ama bant bant düşünürseniz yani her bir birimin 5-6 günlük bir işi var. İstendiğinde ayda 3-4 fayton yapabiliyoruz. Tamamen A'dan Z'ye elle yapılıyor. Fayton'da şu an istenirse burada bizim en beğendiğimiz daha ergonomik, daha rahat Visavis modeli var. Visavis modeli üstü tamamen kapalı, tenteli de yapılabiliyor veya yarım körük de yapılabiliyor. Bundan biraz daha küçük Victoria modeli var. Bir de tamamen üstü kapalı, pencereli, kapısı olan eski Lando modeli var. Mesela film şirketlerine bazen ihtiyaçları oluyor. Eskiye uygun. İşte mesela Yasak dizisi vardı. Orada bizim bir Lando faytonumuz kullanıldı. Sonra Filinta'ya geçti o fayton. Çeşitli Türk dizilerinde, eski dizilerde genelde bizim faytonlarımızı kullanıyorlar. Biraz daha tabii rütüşlenip, biraz eski hale getirilip o şekilde kullanılıyor. Bu da bizim için güzel bir şey. Yani film şirketlerinin de tek adresi bu konuda biziz. 2010 yılı Türk-Japon kültür yılıydı. Buranın açılışını yapan Yılmaz Büyükerşen hocamız bize Türk-Japon Kültür Derneği Başkanı'nı yönlendirdi. Onların burada bir tiyatro orkestrada kullanılmak üzere bir insan taşıyıcı Jinrikisa dediğimiz bir araç ihtiyaçları varmış. Türk-Japon Kültür Derneği Başkanı buraya geldi, bizi ziyaret etti. Onlara istedikleri model bir fayton yaptık örneğin. Daha sonra bu fayton bildiğim kadarıyla Eskişehir'de Japon Parkı'nda duruyor. Yine üniversitenin bir içinde bir park diye yanlış hatırlamıyorsam. Örneğin Mercedes firmasına 1905 yılında kullanılan bir Mercedes'in tekerlekleri ahşapmış, fayton tekeri gibiymiş. Mercedes firmasından geldiler bize 4-5 yıl önce. Bize dediler bu şekilde bir teker ve dingil sistemi lazım. Burada bir eğitim birimimiz var. Her yıl eski bir model aracı hayata ayağa kaldırıyoruz. Bize bu konuda destek verir misiniz? Dedik memnuniyetle.
Onlara mesela bu konuda ciddi bir destek verdik ve öğrencilerini eğitmeleri için yapılan işi tek tek videolandırdık, resimlendirdik ve onlara o şekilde bunları paylaştık. Onlar da sağ olsun bizden iki ustamızı ağırladılar orada. Özel kaynak konusunda bize bilgi verdiler. Karşılıklı böyle bir teknik iletişimimiz oldu. Bundan başka İstanbul'da Rami Koç Müzesi'nde maket atlar vardır. Onların üstlerine mesela yine kaybolan bir meslek yine saraççılık. Biz bu atların koşum takımlarının da saraç işlerini de talebe cevap vermek için müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Ustalarımız var. Onların sayesinde Rami Koç Müzesi'ndeki bütün maket atların üstlerine deri koşum takımları yapıldı. Tek tek ölçü alıp şu an orada Rami Koç Müzesi'ndeki maket atların üstündeki bütün koşum takımları burada yapıldı. Yine İzmir'de yine bir araç müzesinde, araba müzesindeki eski tip motosikletlerin, eski tip arabaların oturakları ve fenerlerini de teknik bir destek olarak biz verdik. Yani eskiye yönelik konularda da taleplere hayır demiyoruz. Yine çok eski bir Alman top arabasının mesela restorasyonuna yardımcı olduk. O top tekeri burada yeniden yapıldı. Eski tarz metotlarla orijinalliğini bozmadan top tekerini yeniden yapıp İstanbul'a gönderdik. Yine Karacabey'de Tarım Bakanlığı'nın TİGEM diye bir biriminde 1870'li yıllardan kalan eski Lando tipi bir fayton bize geldi. Yaklaşık 6 aylık bir restorasyon çalışmamızla o faytonu ayağa kaldırdık. Zaman şu oluyor, üniversite öğrencilerimiz arıyor bizi, işte fotoğraf sanatçıları arıyor. Diyorlar ki bizim işte fayton konusunda tezimiz var, bu konuda gelebilir miyiz? Diyoruz ki burası her zaman sizlere açık, her türlü teknik destek verebiliriz, buyurun gelin. Onlara da mesela bu konuda hep kapımız açık. Yine özel fotoğraf sanatçıları dediğim gibi zaman zaman geliyor. Onlara da bu konuda yardımcı oluyoruz. Bazen bizi duyup da merak eden ünlülerimiz oluyor. Mesela İlber Ortaylı hocamız geldi burada. Ayhan Sicimoğlu geldi, burayı gezdi. Bunları hep internet sitemize koyduk. Bir dönem Haldun Dormen geldi, gazetecilerimiz geliyor, işte Yavuz Donat, Vahap Munyar. Bunlar bizi gururlandırıyor. Yani onların buraya gelip burayı gezmesi bizi daha da mutlu ediyor. İşimize daha da şevkle sarılıyoruz aslında. Fabrikamız herkese açık. Bütün misafirlerimizi, merak eden herkesi burada ağırlayabiliriz.
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mobil Edukasyon Öğretmenliği mezunuyum. İşte yaklaşık olarak Güneş Fayton'da 5-6 yıldır çalışmaktayım. İşte burada da görmüş olduğunuz Fayton kasası vesaire ürünlerle uğraşıyoruz. İşte şu anda yapılmakta olan bir Fayton kasası görmektesiniz. Bu Gürgen ağacından oluyor genellikle. Bu Gürgen, kayın Gürgen ağacından olma sebebi hem suya neme karşı dayanıklı, basınca karşı dayanıklı olma sebebidir. Buradan nasıl devam ediyorsunuz? Bunu çıkarana kadar neler yapıyorsunuz? Çünkü bu direkt bu halde kesilmiş olarak bize gelmiyor. Biz bunu ilk başta kendimiz kesiyorduk. Daha sonra bakıyoruz hani çeşitli aşamalardan geçe baktık en son CNC'de kesiyoruz artık. CNC'de kese en son yavaşça toparlıyoruz. Yani toparlama aşamamızdaki sebepler hani hem kendimiz görüyoruz hem çeşitli hatalarımız varsa onları görmek için. Burası gövde olarak çıkıyor. Burası gövde. Bu fayton kasasının sol gövdesi. Daha sonra işte bu toplandıktan sonra bu yanlar parçalarımız geçiyor. Onlar da marinden 4 benim kolumdaki marin kontrol plakadan yapıyoruz. Onun da marin olmasının sebebi işte suya neme karşı dayanıklı ayrıca esnek bir malzeme. Hani istediğin ölçüde kar olabilen bir malzeme olduğu için. Bu arada işte okuldan almış olduğumuz deneyimi işte piyasaya hani işletmemize yararlı olmamız için elimizden gelen katkıyı gösteriyoruz. Buradan birleştiriyorsunuz. Evet, birleştiriyoruz. Sağ ve solu. Daha sonra demirlerle yani çelik konstrüksiyonlarla bağlıyoruz bunu. Daha sonra toplama aşamasına geçiyoruz. İsmim Mehmet Yaman. Teker ustası olarak çalışıyorum ve 5 yıldan beri bu Fayton fabrikasında teker ustası olarak görev yapıyorum, çalışıyorum. Peki burada sizden hangi aşamalardan geçiyor teker? Neler yapıyorsunuz? Şimdi ilk önce kurumuş diş bıçak ağaçlarından tekerimizin bu parmak diyoruz biz. Bu parmaklarını işliyoruz. Daha sonra bunları hazır hale getiriyoruz. Ve bu başlık, ağaç başlığımız, teker başlığımız. Ve bunları birleştiriyoruz. Ve bunlar bütün aşamaları tamamlandıktan sonra teker haline geliyor. Peki şu gövdeyi de mi siz oluşturuyorsunuz? Gövdeyi de biz oluşturuyoruz. Bunlar daha sonra tornada işletilip bu poryaları çakıyoruz. Yani daha rahat dönmesi amaçlı. Daha güçlü oluyor. Yani daha sağlıklı, daha şeyli. Buradan daha sonra nereye geçiş yapıyor? Burada montaj aşamasına geçiyoruz. Tekerleri, parmakları birleştirme aşamasına geçiyoruz. Oradan jantları falan çekiliyor. Ondan sonra lastik aşaması, boya aşaması teker faytonun üzerine takılıyor. Yaklaşık 12 yıldan beri Güneş Fayton'u çalışıyorum. Otomotiv boyacılığı yapıyorum burada. Demirci arkadaşlarımdan geldiği zaman bana özel bir astarımız var bizim. Tinerli temizlik astarı, özel bir astarımız var. Özel bir astarla atıyoruz. Ondan sonra hocama tekrardan ertesi gün yine aynı şekilde tekrardan 5+1 astarımızı ona uyguluyoruz. Ondan sonra hocama zımpara, macun yapıyoruz. Gene otomobilde yaptıklarımız gibi aynı şekilde. Ondan sonra su geçirmemesi, ağaç olduğu için su geçirmemesi için mesela özel yerleri var mesela. Onu da mastik denen malzememiz var, megesterle. Onları izole ediyoruz. Ondan sonra bizim boya kabinimiz var, karşıda gördüğünüz gibi. Orada nasıl bir otomobil boyanıyorsa fabrikada aynı şekil boyanıyor orada. Buradan sonra sizden sonra kime geçiyor? Benden sonra döşemici arkadaşlar var, onlara gidiyor. Orada döşeniyor.